için. A'ya direkt 21, B'ye de direkt 8 alabiliyoruz. Yerine yazarsak 1 artı 8 bölü 21. Evet, 21 kere 1 21, 8 daha 29 bölü 21 olarak sonucumuz ortaya çıkmaktadır. Gelelim ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde de yine bir orantımız var. Orantımızla beraber x kare artı y karenin 544 olduğunu vermiş ve x çarpı y eşitliğinin değerini soruyor. Hemen burada içler dışlar çarpımı yapabileceğimiz gibi bu işi uzatacaktır. O yüzden hemen orantı sabitimiz eşittir k'ya dedikten sonra içler dışlar çarpımını yapıyoruz. X eşittir 3k, y eşittir 5k. Evet arkadaşlar, bunu yazdıktan sonra verilen eşitlikte x'i ve y'yi k cinsinden değerlerini yerine yazıyorum. X'in karesi 9k kare yapacaktır. Artı y'nin karesi 25k kare yapacaktır. 544. Evet, her ikisinin toplamı 34k kare eşittir 544. Her iki tarafı 34'e böldüğümüzde k kare eşittir 16. K da buradan artı 4 gelecektir. K'yı 4 olarak bulduktan sonra yerine yazıyoruz arkadaşlar. X o zaman 3 çarpı 4'ten 12, y eşittir 5 çarpı 4'ten 20. Neyi sormuştu bize? X çarpı y değerini. X değerimiz 12, y değerimiz 20 ise bu çarpım 240 olarak karşımıza gelir. Alttaki örneğimizde x, y, z sırasıyla 2, 5, 3 sayılarıyla doğru orantılıdır. X artı y, z eşittir 70 ise x artı y eksi z ifadesi neye eşittir diyor. Arkadaşlar hemen şunu ifade etmek istiyorum. Örneklerden sonra orantı çeşitlerine gireceğiz. Yalnız bir orantı çeşitlerinde doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantıdan bahsedeceğiz. Ona geçmeden önce problemlerin içerisinde sadece orantılıdır kelimesi geçiyorsa bu bahsettiği şey doğru orantıdır. Bunu bilmemizde fayda var. Evet, problemin çözümüne geçecek olursak sırasıyla orantılıysa hemen şunu yazabilmeliyiz. X bölü 2 eşittir y bölü 5 eşittir z bölü 3. Ve tabii ki bu orantının bir orantı sabiti vardır. Bu da k'dır. Buradan içler dışlar çarpımı yaparak x'i 2k, y'yi 5k, z'yi de 3k olarak elde ederiz. Şurada arkadaşlar verilen ikinci eşitlikte yerine yazarsak bunların toplamının 70 olduğunu söylüyor bize. X 2k idi, y 5k, z 3k eşittir 70. Topladığımız zaman 10k eşittir 70. K buradan 7 olarak karşımıza çıkar. K 7 ise yerine yazdığımızda 2 çarpı 7 x'imiz 14, 5 çarpı 7 35, 3 çarpı 7 21 olmak suretiyle bütün değerlerimiz ortaya çıkmıştır. Bize neyi soruyor? X artı y eksi z. X ile y'yi toplayacağız. 14 artı 35 eksi 21. Evet, buradan da sonucumuz 28 olarak karşımızda. Evet, orantı çeşitleri. Orantı çeşitleri 3 tanedir arkadaşlar. Doğru orantı, ters orantı ve bileşik orantı. Bizim ilk ifade ettiğimiz orantımız doğru orantı. Doğru orantı nedir? Doğru orantı oranlanan iki çokluğun ikisi de aynı anda artıyor ve ikisi de aynı anda azalıyorsa biz bu ifadelere doğru orantılı çokluklar diyeceğiz. Mesela şöyle bir örnek verelim. Çarşıya gittik, 2 tane limon aldık, 200 YTL verdik. 3 tane limon aldık, 300 YTL verdik. Ne oldu? Limon sayısı artarken ödeyeceğimiz miktar da arttı. Ödeyeceğimiz ücretler de arttı. Her ikisi de aynı anda artıyor. Ya da tersten düşünelim. 5 tane musluk bir havuzu 4 saatte doldurur. 10 tane musluk aynı havuzu 2 saatte doldurur. Bakın burada da birisi artarken birisi azalıyor durumu var. Bundan da yine biraz sonra bahsedeceğiz. Her neyse, ikisi artarken artan ya da ikisi azalırken azalan orantılara doğru orantı denir dedik. Burada şöyle bir ifade kullanalım. X ile Y doğru orantılıysa arkadaşlar, X bölü Y eşittir K şeklinde
ifade edilir. Hemen bir örnek alalım. Y 40x ile doğru orantılı. X 1 iken y 120 ise x 3 iken y kaçtır? Klasik soru tiplerimizden. Y ile 40x orantılıysa, doğru orantılıysa yapacağımız işlem şudur. Y bölü 40x eşittir. K gibi de bir orantı sabitimiz vardır. Bunu yazdıktan sonra verilen ifadeleri yerine yerleştiriyorum. X 1 iken Y 120'ymiş. Y yerine 120 yazıyorum. X'e de 1 yazıyorum. Bunları yazdığımda, yani iki ifadeyi yazdığımda K değeri gelecek arkadaşlar. 40 ile 120 sadeleşirse 3 defa var. Buradan K değerini 3 olduğu görülür. K 3 bulunduysa y bölü 40x eşittir 3'ten. İkinci ifadeyi elde etmeye çalışacağım. X'i 3 iken y'si nedir diyor. X yerine 3'ü yazıyorum. Eşittir 3. Y buradan içler dışlar çarpımı yaptığımda 360 değerindedir. Evet, doğru orantıyla alakalı bir problemimiz var. 4 işçi bir günde 36 metrekarelik alanı temizleyebiliyor. Aynı koşullar altında 72 metrekarelik bir alanı kaç işçi temizleyebilir? Burada arkadaşlar direkt 4 işçi 36 metrekare. İşçinin altına işçi, metrekarenin altına metrekare gelecek şekilde, aynı birimler taraf tarafa gelecek şekilde yazıyorum. 72 metrekare kaç işçi diyor? X işçi diyoruz bilmediğimiz için. Evet arkadaşlar, altını çizdik. Şimdi mantık yoluyla şuna karar verelim. Burası 36 metrekareden 72 metrekareye bir artışımız söz konusu. Peki 4 işçi 36 metrekareyi temizliyorsa 72 metrekare için daha fazla işçi gerekecek. Yani 4'ten artacak. Burası da arttığı için doğru orantı diyoruz. Doğru orantı da içler dışlar çarpımı yapıyoruz. X çarpı 36 eşittir 4 çarpı 72 diyoruz. 36 x'i yalnız bırakmak için her iki tarafı 36'ya böldüğümüzde x eşittir sadeleştiğinde 2, 4, 8. Gördüğümüz gibi 8 tane işçimiz gerekliymiş. Evet, orantıyla alakalı başka bir problemimiz var. Sık gelen problemlerden sayısal veriler yerine harfi verilerimiz var arkadaşlar. Tek tür mal üreten bir atölyede makinelerden biri A saatte B birim mal üretiyor. Aynı süre içinde bu makinenin C katı mal üreten, az önceki B birim mal üretiyordu, o C katı üretiyorsa o zaman C çarpı B birim mal üretiliyor arkadaşlar. Aynı sürede dediği için yukarıdakinin süresi A saatteydi. Burada da A saatte C çarpı B birim mal üretiliyor. Devam ediyorum. B birim malı kaç saatte üretir? Birim dediği için birimin altına yazıyoruz yine. B birim malı x saatte üretir. Doğru orantı arkadaşlar, içler dışlar çarpımı x çarpı c çarpı b eşittir a çarpı b. X'i yalnız bırakmak için her tarafı c, b'ye bölüyoruz. C'ler gitti. X eşittir A bölü C şeklinde cevabımız gelmektedir. Evet, ikinci orantı çeşidimiz ters orantı. Ters orantıdan bahsetmiştim. Yine tekrarlayalım arkadaşlar. Verilen iki cins benzerliklerden birisi artarken diğeri azalıyorsa eğer, o zaman biz bu orantılara ters orantı diyeceğiz. Aklımızda şöyle kalsın. Özellikle problemlerde havuz ve iş problemlerinde ters orantıyla karşılaşırız. İşçi problemlerinde de yine aynı şekilde. Örneğin bir tarlayı 12 işçi 6 günde işleyebilsin. 24 işçiye çıkartırsam ben bu sayıyı, daha az gün gerekecektir. İşçi sayısını arttırdıkça gereken gün sayısı azalacaktır. Bu şekilde bir taraf artarken bir taraf azalan çokluklara biz ters orantılı çokluklar diyeceğiz.
Hemen bağıntımızı verelim. X ile Y ters orantılıysa arkadaşlar, X çarpı Y eşittir K gibi bir orantı sabiti vardır. Hemen şunu belirtelim. Bir orantı doğru orantılıysa doğru kelimesini kullanmak zorunda değildir. Orantılı dediği zaman da biz bunun doğru orantı olduğunu algılarız. Ama ters orantıysa kesinlikle ters orantı olduğunu soruda kendisi belirtmek zorundadır. Hemen bir örneğimizi alalım. X, Y ters orantılı. X eşittir 18 iken Y 10 ise X 30 iken Y kaçtır? Evet arkadaşlar, ters orantılı dediği anda şunu yazabilmemiz gerekmektedir. X 18 iken Y 10, bu değerleri yerine yazdığımda orantı sabitini elde edeceğim. 18 çarpı 10, K buradan 180 değerini elde etmiş oluyorum. Tekrar yazıyorum bu ifademi. X çarpı Y eşittir 180'miş orantı sabitimizle beraber. Şimdi ne diyor? X 30 iken, X 30 iken Y kaçtır? Her iki tarafı 30'a böldüğümde X 30 iken Y 6'dır arkadaşlar. Ters orantıyla alakalı problemimiz şu şekilde. Bir işçi 4 işçi 56 günde. 4 işçi 56 günde yapabiliyor. Aynı koşullar altında 7 işçi bu işi kaç günde bitirir? Günün altına gün, işçinin altına işçi gelecek şekilde yazıyorum. Ve arkadaşlar şurayı tekrar bir inceleyelim. Bakın burada 4 işçiyken 7 işçiye çıkmış sayı, bir artış söz konusu. Mantıken 4 işçi 56 günde yapıyorsa 7 işçi daha az günde yapacaktır 56'dan. Yani gün sayısı da 56'dan düşmüştür, düşecektir. Ve birisi artarken diğeri azalıyorsa ters orantıdır diyoruz. Ters orantıda karşılıklı çarpma işlemi yapıyoruz. Doğru orantıda çaprazlık, burada karşılıklı. Evet, 4 çarpı 56 eşittir 7 çarpı x. Her tarafı 7'ye bölersek x değerimiz buradan 7 ile 56 8'de sadeleşir. 32 olarak elde ederiz. Gelelim bu problemlerimize. Yaşları 6, 9, 15 olan 3 kardeş 186 misketinin yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde paylaşıyorlar. Buna göre en küçük kardeş kaç misket almıştır? Arkadaşlar yaşlarıyla ters orantılı şekilde paylaşıyorlarsa çocuklara ben x, y ve z diyelim. Burada x 6, y 9, z 15 yaşında. Ters orantılı olduğu için x çarpı 6, y çarpı 9 eşittir z çarpı 15 diyorum. Ters orantıda olsa bunun bir orantı sabiti de vardır. Eşittir k. Buradan x'i, y'yi ve z'yi tek tek çekersem x eşittir k bölü 6, y eşittir k bölü 9, z eşittir k bölü 15 ifadelerini yakaladım. Arkadaşlar şurada son kısımda bakın. Eşitliğin her iki tarafını 15'e böldüğümde k bölü 15. Aynı şekilde diğer ifadeleri elde ettik. Buna göre diyor en küçük kardeş kaç misket almıştır? Bu arada şu ipucunu hemen kaçırmayalım. 3 kardeşin misketlerinin toplamı 186'ymış. Yani x artı y artı z 186. Evet, x'i, y'yi ve z'yi yerine yazalım. 186. Paydaları eşitlersek 90'da eşitlenir. 15, 10 ve 6. Paydaları eşitlerde gerekli toplam işlemini yaparsam arkadaşlar k bölü 90 eşittir 6, k eşittir 90 çarpı 6 bağıntısını elde etmiş olurum. Bana neyi soruyor? En küçük kardeş kaç misket almıştır diyor. En küçük kardeş yaşı 6 olan kardeşimizde bunun kaç misket aldığını bulmak için k değerini yerine yazıyorum. 90 çarpı 6 idi, bölü 6 eşittir 90 cevabını elde ediyoruz. Evet,
son çeşit orantımız bileşik orantı arkadaşlar. Bileşik orantı kısaca tanımını yapacak olursam içerisinde birden fazla orantı grubunu bulunduran ifadelere denir. Hemen bu orantı çeşidini bir örnek üzerinde görelim. Problemimiz şu şekilde. Diyor ki 6 terzi 8 günde 192 gömlek dikebilmektedir. Aynı nitelikte 9 terzi 6 günde kaç gömlek dikebilir? Birimler alt alta gelecek şekilde yazıyoruz arkadaşlar. 6 terzi 8 günde 192 gömlek 8 gün. Evet. Diğer grubu yazıyorum. 9 terzi 6 günde kaç gömlek dikebilir? Aynı birimler alt alta geldikten sonra bileşik orantımızda bu iki araya hangi orantı çeşidini koymamız gerektiğine karar vereceğiz. Burada şunu söylüyorum. 3 tane birim olduğunda bilinmeyenli grubu özellikle ortada bulunduralım. Yazarken burada olabilir, bu başta olabilir. Ama bilinmeyenli grubu ortaya taşırsak karar verme olayımız daha kolaylaşacaktır. İlk önce ilk iki gruba bakıyorum. 6 terzi 192 gömlek dikiyorsa 9 terzi daha fazla gömlek dikecektir. Burada terziler arasında bir artış varken gömlek arasında da artış olacaktır. O yüzden her ikisi aynı anda arttığı için aradaki orantımız doğru orantı. Gelelim karşı tarafa. 192 gömlek 8 günde. 192 gömlek dikiliyorsa 6 günde daha az gömlek dikilecektir. Gün sayısı azalırken gömlek sayısı da azalacaktır. Her ikisi de aynı anda eksildiği için arkadaşlar arada yine doğru orantı vardır. Hemen hatırlatalım ters orantıyı da. Biri azalırken biri artacaktır. Evet, ok işaretlerini takip ederek denk eşitliğimi yazıyorum. 6 x'i gösteriyor. X 8'i gösteriyor. Eşittir. 9 192'yi gösteriyor. 192 6'yı gösteriyor. Her tarafı 6 çarpı 8'e bölersem x yalnız kalacaktır arkadaşlar. X eşittir. Şuradaki sadeleştirmeyle yaparsam 216 olarak cevabımı elde etmiş olurum. Evet arkadaşlar, oran ve orantı konusunu bitirirken ortalamalardan aritmetik ortalama ve geometrik ortalamaya değineceğiz. İlk önce aritmetik ortalama diyoruz. Aritmetik ortalama, şöyle tanımını hemen yapacak olursak x1, x2, x3, x4 nokta nokta x'n tane sayımız olsun. Bu sayıların bizden aritmetik ortalamasını istediği zaman şu şekilde hesaplıyoruz. Aritmetik ortalama sayıların toplamını sayıların adedine, sayısına diyelim, oranlıyoruz. Mesela bunun için aritmetik ortalamamız x1 artı x2 artı x3 artı nokta nokta xn, böyle kaç tane sayımız var? 1'den n'e kadar gitmişse n'e bölerek aritmetik ortalamamızı hesaplamış oluyoruz. Örneğin bir öğrencinin matematik dersinden aldığı notlar 50, 60 ve 80 olsun. Matematik dersinden aldığı bu notların aritmetik ortalaması nedir dediği zaman şu işlemi yapacağız. Aritmetik ortalama eşittir 50 artı 60 artı 80. Kaç tane not topladık? 3 tane. 3'e böldüğümüzde 110, 190, 190 bölü 3, bunu da bölersek arkadaşlar 63.33 not ortalamasına, matematik not ortalamasına sahip olacak bu öğrencimiz. İkinci ortalama çeşidimiz geometrik ortalama. Geometrik ortalama da şu şekilde tanımlayabiliriz. x1, x2, x3 nokta nokta n tane sayımız olsun. Bunların geometrik ortası sorulduğu zaman kaç tane sayı varsa o kadar dereceden kökün içerisinde bu sayıları çarpıyoruz arkadaşlar. Aritmetik ortalamada toplayıp sayı adedine bölüyorduk. Burada da çarpıp sayı adedince kök derecesini alıyoruz. Hemen bir örnek yapalım.
4 ile 9 sayılarının geometrik ortasını merak ediyoruz. Evet. 2 adet sayım var. 2 adet sayım varsa bu sayıları çarpacağım. Kareköke alacağım arkadaşlar. 2 tane sayım olduğu için babana geometrik ortaya verecek. Evet, çarptığım zaman 4 kere 9 36, dışarıya çıkar 6. Evet, 4 ve 9'un geometrik ortası 6'ymış.